أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, takvamızın ziyadeleşmesine, ahiret azığımızın müjdat olmasına vesile eylesin. Birbirimize olan muhabbetimizin, ilgimizin artmasına, annelerimizin, babalarımızın affına, mağfiretine Rabbim vesile eylesin. Eşlerimizin, çocuklarımızın istikametine ve hidayetine vesile eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, bu evrende, bu gök kubbenin altında yaşayan biz insanların muhtelif meslekler, muhtelif işler icra etmekte olduğu muhakkaktır. Kanun-i ilahi de böyledir. Herkes farklı bir maksat için bir iş için yaratılmıştır. Herkes yaratıldığı işi icra etmektedir. Ama bir de ortaklaşa bir mesleğimiz var her birimizin. Nedir o ortaklaşa mesleğimiz? Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini bilmek ve ona itaat etmek. Bu hepimizin ortak vazifemizdir. Bunun dışında nafakamızı, çoluk çocuğumuzun nafakasını temin noktasında hepimiz farklı mesleklere sülük etmiş oluruz. Önemli olan, müşterek olan, ortak olan davamızda eksiklik olmamasıdır. Şöyle ifade edeyim. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vece "Ennâsü niyâmun fe idâ mâtun tebehû" buyurmaktadır. Yani insanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanacaklardır. Şu anda biz hani uyanırız ya, aslında biz uykudayız. Ne zaman ölürsek o zaman uyanmış olacağız. Bugün Mega Center'de bir kardeşimizin cenazesine katıldık. Kardeşimiz pazar günü ofise gideyim, hesaplarımı düzelteyim demiş. Bir hesapları toparlayayım demiş. Ofisine gelmiş. Çalışmak için oturmuş. Çaycıya çay getir demiş. Çaydan birkaç yudum aldıktan sonra koltuğunda olduğu yerde boynunu bükmüş. Hepsi bu kadar. Hesaplar masanın üzerinde kaldı. Yarınla ilgili, pazartesiyle ilgili planların hiçbirisi tutmadı. İşte hayat bu. Rüya orada bitti. O kardeşimizin rüyası orada bitti. İnanın ki bizim de rüya bir yerde bitecek. Ve gerçek başlayacak. Rüyanın bittiği, gerçeğin başladığı yerde dönüşü olmayan tek istikamet bir yolculuk var. Yani diyelim ki herhangi birimiz bir yere gitsek, aç kalsak, açıkta kalsak çalışırız, karnımızı doyururuz. Borç isteriz, karnımızı doyururuz. Olmadı dileniriz, karnımızı doyururuz. Su içeriz, karnımızı doyururuz. Birilerine yalvarırız, karnımızı doyururuz. Çaresi var, alâ küllâ hal bir şekilde çaresi var. Milyonlarca insan memleketlerinden oluyor, çadırlarda yaşıyorlar ama ne yapıyor dostlar? Buradan oraya kömür gönderiyor, buradan oraya erzak gönderiyor. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanların karnını doyurmaya ne yapabiliyoruz? Uzaktan vesile olabiliyoruz. Ta Somali'deki yavru bir yetim çocuk, buradaki bir insanın parası onun midesine gidebiliyor. Dünyadaki her sıkıntının bir şekilde bir çıkış yolu vardır. Hasta ise koşuyoruz doktora, olmadı başka doktora, olmadı başka hastaneye koşuyoruz. Bir ilaç, olmadı başka ilaç, olmadı doğal ilaçlar kullanıyoruz. Umut bitmiyor. Ama bir insan öldü, uyku bitti, gerçek hayat başladı. Baktık ki bir sürü eksiklerimiz var. Hemence derlerdi bizde. Çobanlar koyunları bütmeye giderken hemencesine ekmek koyardı, azık koyardı. Şimdi hemence de hiçbir şey yok.
eksik ama uzun bir yolculuk var. Şimdi kabir alemine intikal eden insanlardan eksiği olduğunu anlayan kişi dilenebilir mi? Kimden dilenecek? Çalışabilir mi? Çalışma faslı bitti. Yapabileceği bir şey var mı? Hayır, yapabileceği bir şey yok. Sadece sonucuna katlanacak. Yani dünyada yaptığının sonucuna katlanacak. Bundan dolayıdır ki bu hayat bir kere yaşanır, bir ikincisi yok, istebnesi yoktur. Kıymetli dostlar, böyle peygamberlerin mucizesi olarak öldükten sonra diriltilen insan olmuş mudur? Olmuştur. İsa aleyhisselam hastaları, müzmin hastaları iyileştiriyordu. Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Efendim, fakat o dirilttiği ölü kalkıyordu. Söyleyeceğini söylüyordu tekrar. Efendim, yerine dönüyordu. Sadece o şeyin peygamberin mucizesi ortaya çıkmış oluyordu. Ölüleri diriltir diye. Şimdi şunu ifade edeyim. Bugüne kadar kabir alemine intikal edip de Allah'ım ben hazırlığımı yapamadım, pişman oldum, bana izin ver deyip geriye gelen hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Geçmiş ümmetlerde var mı? Yok. Böyle bir tane insan yok. Bir tane insan olma şansı da yoktur. Dolayısıyla herkesin başına gelen akıbet bir gün bizim de başımıza gelecek. Rüya bitecek, gerçek hayat başlayacak. Şimdi kıymetli Müftü Efendimizin okuduğu ayeti kerimelere baktığımız zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada bu ayeti kerimelerde iki tip insandan bahsediyor. Bir ahiret defterini dürmüş, ahiret derdi olmayıp sadece dünyadaki arzu ettiklerine ulaşması neticesinde oh be aradığımı buldum. Mesele bundan ibaret. Var mı bana yan bakan? Hayat dediğim bundan ibarettir deyip mutmain olan insanlar var. Bunun öteki alemle hiç ilgili hiçbir derdi yok, planı yok, projesi yok, sıkıntısı yok, ızdırabı yok. Sadece burayla alakalı. Bunu şöyle ifade ediyor Rabbimiz. Estağfirullah. İnnellezîne şübhesiz okullar ki la yercûne liqâena. Bize kavuşmayı ümit etmiyorlar. Ya ben ölürüm, dirilirim, Allah'ın huzuruna çıkarım, hesap veririm. Böyle bir defter yok, böyle bir defteri yok, böyle bir derdi de yok, bir hazırlığı yok yani. Böyle bir ajandası yok. وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatına razı. وَطْمَاَنُّوا بِهَا Bir de mutmain derler. Oğlumu evlendirdim, bitti, tamam. Kızımı evlendirdim, bitti, tamam. Emekli oldum, maaşımı alıyorum, tamam. Şunu yapacaktım, ulaştım, tamam. Bir elim balda, bir elim yağda, tamam. Olay işte bundan ibaret, bitti diyor. Halbuki daha başlamadı ki. Biten ne? Biten hiçbir şey yok. Başlamadı ki. Nesi bitsin? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Böylece bizim ayetlerimizden gafil olurlar. Kıymetli dostlar, bir insanın kalbinde ahiret derdi olmazsa, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıp hesap verme derdi olmazsa, o insanın kalbini gaflet kuşatır. Gaflet kuşatınca, gaflet neye benzer? Aşırı bir sise benzer, aşırı dumana benzer. Aşırı siste ve dumanda insan önünü görmediği gibi arabanın farlarını da yaksan gitmiyor araba. Yol gözükmüyor çünkü. İnsanın kalbini de o gaflet dumanı kuşattığı zaman neyi görüyor o? Sadece parayı görüyor. Sadece kazanmayı ve harcamayı görüyor. Zevkine göre harcamayı, arzusuna göre kazanmayı görüyor. Başka hiçbir şey görmüyor. Sabah namazı kazaya kalmış, sanki burnuna sinek konmuş gibi çok önemli değil. Öğle namazı kazaya kalmış, burnundan sinek kovmuş gibi. İkindi namazı kazaya kalmış, mesele değil. Gözü ne kadar namahremlere ulaşmış, sabahtan akşama kadar telefonunda, televizyonda, sokakta ne kadar gözüyle haram işlemiş, hiçbirisi onun için önemli değil. Kulağıyla dinledikleri, diliyle söyledikleri, onun için ahirete taalluk eden kısmıyla hiç önemli değil. Neden?
وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ahiret derdi olmaması, hesap vereceğim derdinin olmaması insanı gaflete sevk ediyor. İnsanı gaflete sevk edince bizim ayetlerimizden tamamen habersiz diyor Cenab-ı Hak. Ne demek ayetlerimizden habersiz? Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın iki türlü ayetleri var. Bir ayat-ı kevniye var. Ayat-ı kevniye şu kainatta baktığımız her şey Allah'ın ayetidir. Kendimize baksak yine ayetleri görürüz. Nereye bakarsak bakalım Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görürüz. İnsan kendine baksa ve fî enfusikum Mevla buyuruyor. Kendinize bakın ayetlerimi göreceksiniz diyor. Gerçekten bir dil et parçasıdır. Farklı bir iş yapıyor. Burun et parçasıdır. Burunun yaptığını dil yapamaz. Dilin yaptığını burun yapamaz. Göz de bir et parçasıdır. Ama gözün yaptığını kulak yapamaz. Kulağın yaptığını göz yapamaz. Kulak da bir et parçasıdır. Hepsi birer et parçası. Dilimizin üstü de et parçası, altı da et parçası. Ama üstünden tad alıyor, altından tad almıyor. Efendim, yanağımızın, ağzımızın içerisindeki diğer bölümler, dilimizin üstünün dışındaki bölümler, onlar da et parçasıdır ama onlar tad almıyorlar. Dilimiz de tad almayacak olsa hayatın tadı kalmıyor. Peki o dile tad almak duygusunu veren, ayrıca her hayvanın, her canlının ağzı var, gırtlağı var, dili var değil mi? Burnu var. Bizden ne farkı var ki? Bir kısmınki daha büyük, bir kısmınki daha küçük. Fark etmez ama insanoğlu ne yapıyor? Konuşuyor, derdini anlatabiliyor. Konuşma kabiliyetini Allah insana vermiş. Peki diğer hayvanlarda da ağız var, onlarda da dil var, onlarda da gırtlak var, onlarda nefes alıp veriyor. Ağızdan kaynaklanıyorsa devede daha büyüğü vardır, inekte daha büyüğü vardır. Tavukta daha küçüğü var, kedide biraz daha farklısı var. Dilden kaynaklanıyorsa onlarda da var. Yani kısacası insan nereye bakarsa baksın her şeyde Allah'ın ayetini görür. Ancak bir insanın kalbini gaflet tamamen ahtapot gibi kuşatmışsa veya aşırı sisle kapanmış gibi, kuşatılmış gibi olursa bu sefer ayet-i kevniyi görmez. O sadece baktığına ne gözle bakar? Mesela bu tarladan ne kadar fındık çıkar misal, ne kadar çay çıkar sadece orasını görür. Ama fındığı yaratanı görmez. Çayı yaratanı görmez. Efendim o doğaya o güzelliği, toprağa o kabiliyeti vereni görmez. Bu tarladan ne kadar karpuz çıkar? Karpuzu yaratanı görmez. Ona o şekli vereni görmez. İçindeki tat, şekli, rengi, tadı vereni görmez. Sadece karpuzu görür, fiyatını düşünür. Ucuz mudur, pahalı mıdır? Orasını düşünür, oradan öteye geçmez. Buna ayat-ı kevniye diyoruz. Bir de ayat-ı tenziliye var, Kur'an ayetleri. Cenab-ı Hakk'ın gökyüzünden indirdiği ayetler var. Şimdi bu ayetlerden de gafil olmak var. Şimdi bir insan eğer din derdi yoksa, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkma derdi yoksa hiçbir ayet onu ilgilendirmez. Hiçbir ayet onu ilgilendirmez. Neden? Çünkü bu ayetlerin her birisi bizi Mevla ile buluşturmak içindir. Bizi Mevla'ya yaklaştırmak içindir. Başka bir ifadeyle cehennemden uzaklaştırmak için. Adamın cehennem derdi yok ki. Niye kaçsın ki cehennemde? Onun hayatında cehennem yok ki kaçsın ondan. Onun hayatında Mevla'ya bir ihtiyacı yok ki. Kendisi kazanıyor, kendisi çalışıyor. Aklı var, fikri var, gücü var, kuvveti var. Kendisi yapıyor her şeyi, öyle zannediyor. Karun'un dediği gibi yani. Veya Firavun'un dediği gibi. O da öyle düşünüyor. Şimdi kısacası kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, eğer bir insanın gönlünde Allah'a kavuşma derdi yoksa, böyle bir kaygısı yoksa, dünya hayatına razı ve mutmain ise, benim maaşım tamamsa, gelirim tamamsa, benim köşeye döndüm, başka bir derdim kalmamıştır diyorsa, bunlar bizim ayetlerimizden böylece gaflet içerisine girmiş oluyorlar, ayetlerimizden habersiz oluyorlar. Ulaiki işte bu kullar, me'vâhumun nâr, bunların gideceği yer ateştir. Ben size haberini veriyorum, Mevla buyuruyor. Bimâ kânû yeksibûn, kazandıkları kötülükler sebebiyle. Çünkü bunların hayatında ne yoktur? Haram, helal standart, helal ve haram kriteri yoktur. Sadece o
aklına göre, mantığına göre, canın arzularına göre uygunsun, uygun mudur, değil midir, lehine midir, aleyhine midir? Buna göre karar verir, başka türlü değerlendirme yapmaz. Kıymetli dostlar, ahiret derdi olmayanın ahirette rahatı olmaz. Bir insanın ahiret derdi varsa o insanın ahirette rahatı olur. Eğer bir insanın ahiret derdi yoksa ahirette rahat etmesi mümkün değildir. İsra suresi var, Miraç'tan bahseden sure. Onun 3. sayfasında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu baş tarafta buyuruyor ki: "Men kana yuridu al-acilete accalna lehu fiha ma nasha'u limen nuridu thumma ja'alna lehu cehennem." Yani bir insanın derdi dünya ise ben hep kazanayım, harcayayım, canımın istediği gibi zevku sefamı yaşayayım. Bu dünya bir defa geldim, bir daha gelmeyeceğim. Canımın istediği gibi yaşayayım diyorsa, derdi sadece bu ise, accelna lehu fiha ma neşa. Biz ona dünyadan dilediğimiz kadar veririz. Biz dilediğimiz kadar veririz. Dilediğimiz kişilere dilediğimiz kadar veririz. O çok çırpınıyor diye onun istediği gibi yapmayız. Kararı biz veririz Mevla buyuruyor. Fakat thümme cealna lehu cehennem. Sonra onu cehenneme yerleştiririz. Dünyada istediğinden veririz ama sonunda cehenneme onu yerleştiririz diyor. Demek ki sadece dünya derdi olmak insanın akıbetini nereye götürür? Cenneti, cehenneme götürür. Hani hepimizin namazlarımızda okuduğumuz bir dua var. Hepimizin bildiği aşağı yukarı. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Şimdi Mevla buyuruyor ki insanlardan şöyle diyenler var. Rabbena ey bizim Rabbimiz atina fid dünya hasene. Dünyada bize hasene ver. Güzellik ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de bize güzellik ver. Ve qina azabennar, cehennem azabından bizi koru. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunlar var ya, hem dünyanın hem ahiretin güzelliğini isteyenler var ya, onlar ahirette köşeyi dönmüşlerdir. Ben onlara vereceğim de vereceğim demiş oluyor netice itibariyle Mevla. Ve minen nâsi men yekûlu rabbena âtina fid dünya ve mâ lehu fil ahireti min halâk. İnsanlardan bazıları var ki onlar sadece dünya dünya diyorlar. Ahirette zerre kadar nasibi yoktur diyor. Sonuç olarak bu geldiğimiz yere kadar şu anlaşılmış oldu kıymetli dostlar. İnsanın derdinde mutlaka ahiret derdi olmalı. Sadece alacaktım, verecektim, borcum vardı. Şurada mağaza açacaktım, şurada efendim müşteri celbedecektim, bir şube açacaktım, alacak vardı, çekler vardı. Bunlar hayatın akışı içerisinde herkes bunu yapıyor. Ama ahirete inanan, Allah'a inanan, ahiretin ebedi olduğuna inanan insan için bu sadece yeterli değil. Bu sadece işin rüya kısmıdır. Fani dünyaya taalluk eden kısmıdır. Peki bunun hani dönüşü olmayan bir yolculuk başladığında ki bugün kardeşimizi dün kendi hesaplarını yapana bugün hesap soruyorlar. Doğru mu? Gideyim hesapları düzelteyim diyene şimdi hesap soruyorlar. Şimdi dün kendisi hesapları yaparken aksak gördüğü, eksik gördüğü hesapları ne yapabilirdi? Ona telefon ederdi. Şurada bu vardır, bunu düzeltelim falan diyebilirdi. Ama şimdi eğer kendi hesabında sıkıntı varsa telefonu aldılar elinden. Ben baktım, çok dikkat ettim mezara koyarken. Adam durumu iyiydi ama telefon koymadılar. Dolayısıyla telefon edip de hesap düzeltecek hali kalmadı. Onun yerine beni de koysalar bana da telefon vermiyorlar. İşin garip tarafı bu işte. Demek ki sadece dünyayı istemek nedir kardeşler? Mümin olan insana yakışmayan, doğru olmayan, Mevlamızın sevmediği bir tavır ve davranıştır. Böyle yapanlarla ilgili onların varacağı yer ateştir diyor. Kainatın sahibi Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu. Bu meyanda iş buraya geldiği zaman şunu da paylaşmak isterim siz dostlarımla. Şimdi kıymetli dostlar, biz hayatımızı düzenleme yaparken mutlaka Allah'ın kulu olduğumuzu unutmadan düzenlememizi yapmamız lazım. Bir işe karar verirken Allah'ın kulu olduğumuzu, yaptığımız işten bir gün kendisine hesap vereceğimizi ama mutlaka hesap vereceğimizi unutmadan yapmamız lazım.
yarın hesabını veremeyeceğim işi ben bugün yaparsam kendi ayağıma kurşun sıkmış olurum. Kendi aleyhimde çalışmış olurum. Dolayısıyla bir harama muptela olmak, bir harama meftun olmak bizim hayatımızda olmaz. Yanlışlıkla haram yaparız biz. Birisinin oyununa geliriz, haram işleriz. Hemen fark eder etmez ağlarız, gözyaşı dökeriz. Bir daha yapmamak için karar veririz. Üzülürüz, eziliriz. Gece yalvarırız, gündüz yalvarırız. Kendimizi affettirmeye çalışırız. Bu da bize yakışır. Yani yanlış yaptığımız zaman ağlamak, gözyaşı dökmek, tevbe etmek, istiğfar etmek o da bize yakışandır. Kula yakışandır. Böyle olduğu zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu önümüzü açıyor. Kulum, sen yanlış yaptın diye ben seninle münasebetimi kesmem. Sana olan sevgimi de yok etmem. Yeter ki sen pişman ol, tevbe et, bana gel. Geldiğinde sana utanmaz herif, niye geldin demem. Hoş geldin, sefa geldin derim. Mevla buyurur. Kaç defa gelirsen gel, her geldiğinde samimi geliyorsan hoş geldin, sefa geldin derim diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi bu noktada şunu paylaşarak geçeceğim burasını. Biz hayatımızı planlama yaparken, işimizi planlama yaparken haram ve helal kriterine, ahiretteki hesap durumuna atıfta bulunarak, atf-ı nazar yaparak bu değerlendirmeleri yapmamız lazım. Diyelim ki çocuğumuzu, her birimiz çocuğumuz göz bebeğimizdir. Bunları yetiştireceğiz. Bunları yetiştirirken sadece doktor olmasına, mühendis olmasına, bilgisayarcı olmasına, iyi bir maaş almasına endeksli olursa bizim fikir dünyamız kaybederiz. Biz doktor düşünüyorsak iyi bir Müslüman doktor olmak kaydı şartını, Müslüman olmadıktan sonra abdestsiz, namazsız, imansız dünyanın bir numaralı doktoru olsa sizce işinize yarar mı? Dünyanın bir numaralı en meşhur doktorudur ama iman yok. Kalbinde iman yok. Böyle sizin bir tane değil birkaç tane çocuğunuz olsa ne işe yarar? Dünyada şan ve şöhret işine yarar ama ahiret işine hiç yaramaz. Dolayısıyla doktor olsun değil sadece iyi bir Müslüman, İslam'ı müdafaa eden bir doktor olsun. Mühendis mi? Evvela dini bütün, ondan sonra mühendis. Evvela dini bütün, ondan sonra öğretmen. Ne olacaksa önce onun o dini yönünü mutlaka biz anneler, babalar hesap etmek mecburiyetindeyiz. Böyle yaptığımız zaman bizde ahiret derdi, din derdi var olduğu anlaşılır. Eğer bu bizim hesapta hiç yoksa, mesela diyelim ki ben bir imamım, bir din görevlisiyim veya en azından bir Müslümanım. Çocuğumu bir üniversiteye gönderiyorum, sadece diplomasına odaklandım, kılıyor mu, kılmıyor mu? Fikir dünyasında imanını saklıyor mu, saklamıyor mu? Haramlara muptela oldu mu, olmadı mı? Bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyorsa, o zaman benim fikrim hepsi dünyalıktan ibaret olmuş olmaz mı? Ben şunu söylüyorum, aksini kimseden fetvasını alamazsınız. Bir üniversite başın, dünyanın en meşhur üniversitesini başından sonra en meşhur üniversitesini başından sonuna kadar bitiren bir insan, bu esnada eğer bir vakit namazı kazaya kalacaksa, o bir vakit namazın kazaya kalmasına değmez. Dünyanın en büyük üniversitesinin diploması değmez. Yani bir vakit namaz vallahi, billahi, tallahi bütün dünya ve içindekilerden daha değerlidir. Bunu anladık, anladık. Anlamazsak anlatırlar, yakında anlatırlar. Çok uzak değildir. Biz kendi hesaplarımızı yapmaya çalışırken bir de bakarız ki bizi hesaba çağırıyorlar. O zaman anlaşılır bu. Dolayısıyla hem kendi açımızdan hem de çocuklarımız açısından olayı böyle değerlendirmemiz lazım. Derdi dünya olup ahireti ihmal eden insanların durumunu Cenab-ı Hak beyan ettikten sonra bir de ikinci grubu insana geçiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah'a iman etmiş, ahirete iman etmiş, derdi sadece dünya değil, Allah'a hesap vereceğini biliyor. Ve dolayısıyla وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih amel işliyorlar. Yani bir taraftan nafakasını temin ediyor, ama bir taraftan ahiret yolculuğunda işine yarayacak amelleri ne yapıyor? Biriktiriyor, çantasına, valizine koyuveriyor.
yehdihim rabbuhum bi imanihim. Onların bu imanı var ya, bu imanları sebebiyle Allah Teala onların elinden tutacak. Onlara yardım edecek. Onlara en çok muhtaç oldukları hidayeti ikram edecek. Tecri min tahtihimul enharu fi cennetin naim. Tepeden tırnağa kadar nimetlerle dolu olan cennetlere Cenab-ı Hak onları yerleştirecek. O cennetlerin köşklerin altından ırmaklar, nehirler akmaktadır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi iman edip salih amel işleyen insanlar, bunlar dünyada diğerlerinden farklı değildir dünya hayatlı. Bu da evleniyor, o da evleniyor. Bunun da çocuğu var, onun da çocuğu var. Bu da çalışıyor, o da çalışıyor. Bu da yiyor, o da yiyor. Yani her ikisinin nesi vardır? Aynı dünya hayatında ihtiyaçları herkisi de görüyor. Ali Haydar Efendi, Kuddise Sirru Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi, dört mezhep müftüsü derin bir alimdi. Derdi ki, evladım ben 100 yaşına geldim. Bana derseniz ki bu 100 yaşının özeti nedir, ne anladın hayattan derseniz, ben size şunu söylerim. Din derdiyle dertlenenler dünyadan mahrum olmamışlardır. Ahiret derdiyle dertlenenler dünyadan mahrum olmamışlardır. Ama dünya derdine kapılanlar ahiret nimetlerinden mahrum kalmışlardır. Adamın derdi sadece dünya ise bu adam nereden mahrum kalıyor? Ahiret nimetlerinden mahrum kalıyor. Bir adamın derdi ahiret ise dünya nimetlerinden mahrum kalır mı? Hepinizin ahiret derdi var. Hesaba hepimiz inanıyoruz. Yani zaten Cenab-ı Hak dünyada herkesin rızkını kendisi tekefül etmiştir. Dolayısıyla derdi dünya olanlar ahiretten mahrumdur. Derdi ahiret olanlar dünyadan mahrum değillerdir. Olay bu. Da'vahum fiha subhaneke Allahumma. O cennette altlarından nehirler akan köşklerde onlar gel keyfim gel yaparken onların duası subhaneke Allahumma olacak. Subhaneke Allahumma demek Allahu Teala'ya ey Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey benim yüce Allah'ım sende eksiklik, kusur, noksan diye bir şey yoktur manasını ifade eder. Şimdi hadis-i şeriflerde ifade edilir. Cennetteki herhangi bir nimete ulaştığı zaman Sübhaneke Allahümme diye insanlar şükür babında bu duayı cennette yaparlar. Cennette ibadet görevimiz yoktur kıymetli dostlar. Cennette ibadet görevimiz yoktur. Ama doğal olarak Sübhaneke Allahümme ayrıca birbirine selam bunlar vardır. Ve tahiyyetuhum fiha selam, onların cennetteki tahiyyesi selamdır. Ne demek tahiyyesi selamdır? Bu iki türlü değerlendirilir. Yani birbirimizi gördüğümüz zaman birbirimize selam vereceğiz. İki, bize selam verilecek. Yani bir grup melek gelip ziyaret edecek. Selamun aleyküm bima sabartum diyecek. Başka bir grup gelecek yine selam verecek. Başka bir grup gelecek yine selam verecek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cuma günü, her cuma günü kullarına tecelli edecek. O da selamun aleyküm diyecek. Yani bir grup insan dünya derdine düşmüş, bir grup insan ahiret derdine düşmüş. Ahiret derdine düşen imanının yanında amellerini de o imana münasip bir şekilde ayarlıyor. Yani kıymetli dostlar, ne yapıyoruz? Tezliğe gidiyoruz. Elbisemizi ayarlıyor, omuzumuza göre, boyumuza göre ayarlıyor. Tam bize göre ayarlıyorsa yakışıklı bir elbise oluyor. Ama boyu bizim boyumuza uymuyorsa, şişmanlığı bizim şişmanlığımıza uymuyorsa yakışıksız oluyor. Demek ki elbise nasıl olmalı? Vücuda göre olmalı. Öyle olunca güzel oluyor. Bir insanın tavır ve davranışları imanına uygun olursa üzerine yakışan elbise gibi oluyor. İmanına yakışıyor. Şimdi yalan söylemek yakışır mı? Yakışmaz. Peki içki kumar yakışır mı? Yakışmaz. Zina yakışır mı? Yakışmaz. Kime yakışmaz? İnsana yakışmaz da Müslümana hiç yakışmaz. Dolayısıyla salih amel imandan sonra ne demektir? Bir iman var ya sende, diyorsun ki Allah Celle Celaluhu kainatın sahibidir. Her şeyi yoktan var edendir. Diyorsun ki öldükten sonra Cenab-ı Hak bizi diriltecek ve onun huzuruna çıkıp hesap vereceğiz.
Ferikun fil cennet ve ferikun fil sa'ir. Bir grup cennete girecek, bir grup da cehenneme yerleşecek. Bu inanca sahibim. Peki bu inanca sahip olanın elbisesi de buna uygun olacak. Yani yaptığı işler de buna uygun olacak. Dediğim gibi bunun hayatında haram ve Mevla'nın sevmediği şeyler yakışmaz. Sadece salih ameller yakışır. Mevla'nın sevdiği, onayladığı şeyler yakışır. Kıymetli dostlar, 3 ayların içerisindeyiz. Feyizli, bereketli günlerin içerisindeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ım Recep ve Şaban ayında bizlere bereket ver. Ramazan ayına yetişmeyi nasip eyle. Kadir gecesini idrak etmeyi, ihya etmeyi Rabbim cümlemize nasip eyle. Dolayısıyla bu bereketli günlerde şunu yapmakta fayda var. Namaz konusunda gevşekliği olan kardeşlerimiz artık bu ay içerisinde bu gevşekliği gidermeli. Tadil erkende sıkıntısı olanlar tadil erken sıkıntısını gidermeli. Baktığımız zaman gerçekten imanımızla bağdaşmayan hayatımıza karışmış ne kadar yanlışlar varsa bir şekilde onları temizlemeli. Affınıza sığınarak söylüyorum. İç çamaşırımıza kaçırsak biraz, damlatsak, kirletsek kaç gün orada kalır? Hemen temizleriz. Gündüz temizleme şansımız yoksa namaz kılacağız, mecburen temizleyeceğiz. Temizleme şansımız yoksa akşam eve gidince temizleriz. Yani 2 gün o kirli çamaşırı üzerimizde tutmayız. Çamaşırın kirliliği mi daha tehlikeli yoksa kalbin kirliliği mi, amel defterinin kirliliği mi daha tehlikeli? Amel defterinin kirliliği daha tehlikelidir. Çünkü çamaşırınkini ne yaparsın? Bir bardak suyla, 2 bardak suyla yıkayıp hemen temizleyebilirsin. Ama kalpteki kir nasıl temizlenecek? Amel defterindeki kir nasıl temizlenecek? Bu vesileyle Recep-i Şerif ayını bereketlere vesile olduğunu inandığımız bu ayı uyanmamıza, kendimize gelmemize, çekidüzen vermemize, imanımıza uygun amelleri hayatımıza taşımak için bir milat olarak görelim. Kur'an ile bağlantımızı, namaz ile ilgimizi daha kaliteli hale getirelim ve bu 3 aylar bundan önce geçirdiğimiz 3 aylardan daha ayık, daha uyanık olsun, daha güzel olsun. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birinizi, her birimizi imanda yarışan kullarından eylesin. Amin. Takvada yarışan kullarından eylesin. Amin. Güzel namaz kılmakta yarışan kullarından eylesin. Amin. Haramlardan kaçarken yarışan kullarından eylesin. Amin. Anamıza, babamıza, çocuklarımıza, aile bireylerimize Rabbim hepimize istikametler nasip eylesin. Amin. Yanlışa bulaşmaktan, hesabını veremeyeceğimiz yanlış işleri yapmaktan bizi de, nesillerimizi de, aile bireylerimizi de Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim borcunu ödemekte zor durumda olanlara imdad eylesin. Alacağını tahsil edemediği için sıkıntı, ızdırap içerisinde olanlara yardım eylesin. İşini ayakta tutmakta sıkıntı ve ızdırap içerisinde olanlara Rabbim imdad eylesin. Yüce Rabbim dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan yuvalara tekrar huzur ve mutluluklar ihsan eylesin. Çocuklarımıza anasız babasız bırakmasın. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, ahirete intikal etmiş olan annelerimize, babalarımıza veya aile bireylerimize, aile büyüklerimize garika yarık rahmetler eylesin. Bize de kabir alemine vardığımız zaman, yapayalnız kaldığımızda, telefonsuz, internetsiz, arkadaşsız kaldığımız o dönemde bizleri hayırla yad edecek, ruhlarımızı şad edecek, bizi unutmayacak, bize dua edecek, bizim için sadaka verecek hayırlı nesiller, dostlar her birimize nasip eylesin. Amin. Yüce Rabbim muhtaç olduğumuz bütün iyilikleri ve güzellikleri bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Amin. Sakınmamız gereken bütün kötülüklerden Rabbim bizi korusun ve muhafaza eylesin. Yüce Rabbim bu müesseselerin devamı için çalışanlara helal, bol, bereketli kazançlarla servetlerini ziyade eylesin. Amin. Yüce Rabbim, bu müesseselerde yetişen yavrularımızı cihana ışık tutacak alim, fazıl, kamil insanlar olarak çok güzel hizmetlere damga vurduğunu görmeyi de her birimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.